Ay Rukiye abla, olmaz olmaz ya. Millete ne? Herkes karışması ya böyle işlere ya. Aa. Değil mi? Yani. Yani bu işler nasip kısmet işi anacığım. Bence de. Ayrıca daha yeni karar verdiler çocuk yapmaya. Daha dün bir bugün iki de ne oluyor yani? Daha bir şey olmadı ki. Erken daha. Ay Rukiye ablacığım, hani bunlar uzun süredir evliler ya. Ondan millet konuşuyor. Konuşmasınlar Yıldız. Konuşma, başka bir şey konuşsunlar. Allah Allah. Sen de rica ediyorum sana da yani. Sen de inet. Yani hakikaten kulağına gidiyor kız. Çok alınıyor Amel'e, yazık, günah değil mi? Tamam tamam. Sen merak etme Rukiye ablacığım. Ben hallederim, söylerim. Herkes işine baksın be. Aa, değil lütfen, mi ne? Lütfen. Söylerim ben, sen merak etme. Alo. Evet, Çağatay, siz kim var? Seçil. Ya kuma falan dediler, siz de adetmiş. Kuma mı? Ay yok canım, daha neler. Öyle bir şey yok Amel'ciğim, lütfen insanlara kulak asma, tamam mı? Nasıl asmayayım Gülden? Çağatay başka biriyle evlenecek diye çok korktum. Çağatay. Ya Çağatay, sana olan aşkından başka kimseye gözü görmüyor. Kimle evlenecekmiş ya Amel'e? Ya gerçekten çocuğumuz olmazsa? Ya Amel'i, ya sen bari böyle düşünme. Herkesin çocuğu olacak diye bir kural var mı? Yok. Olmuyorsa olmuyordur ha? Bunlarla canını sıkma. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Sen bebek sahibi olmak istiyorsan illa biyolojik olarak doğurman gerekmiyor değil mi? Başka çeşitlerde de anne olabilirsin canım benim. Bilmiyorum. Ben Çağatay'ı çok seviyorum. Çağatay da beni çok seviyor. Ama bu mesele bizi çok gerdi son zamanlarda. Biliyorum Amel'ciğim, görüyorum, farkındayım. Ya bizim de Ahmet abinle ilk başlarda hemen çocuğumuz olmamıştı. Öyle mi? Evet, olmadı. Yani biz de denedik, olmadı. Hatta bize de neler neler söylediler. Gerçekten mi? Sen nasıl dayandın peki? Ahmet'in bana olan sevgisi o kadar güçlüydü ki elimi sımsıkı tuttu. Ve ona inandım. Senden bir şey rica edeceğim. Lütfen Çağatay'ın sana olan aşkına inan, tamam mı? Sadece kalbinin sesini dinle. Kimseyi dinleme. Kimseyi umursama beni. Gelemem Seçil. Gelemem de ondan. Gelemem. İşim var. Gelemem. Bilmiyorum ne zaman müsait olacağım. Hayır. Ya... Her gün arayacak mısın yani böyle? Seçil ya. Tamam peki. Tamam. 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 Geleceğim. Tabii akşam anlatırsın. Tamam. Biliyorum orasını. Yalnız... Senden bir şey rica ediyorum. Hatta şart koşuyorum. Bu bizim seninle son görüşmemiz. Bir daha asla beni aramayacaksın. Ya tamam, geleceğim dedim ya. Tamam. İyi günler. Hadi bakalım. Eyvallah. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Ha şeyi. Geliyorum dedin ya. Akşam bir... Beyoğlu'na çıkalım dedik de. Çocuklarla. Ha. İyiymiş. Güzel. Ben de geleyim. Gel mesela. Sen gelme. Gelme sen. Sebep? Gel. Semih'in adamlar var. Salih falan gelecek. Salih geliyor. Tamam tamam. Vazgeçtim. Geri aldım. Gitmiyorum. Bence sen de gitme. Yok canım, fazla durmam zaten. Oğlum ya. Ya sakat adam ya bu Salih. Yani yanlış adamla böyle az kalmanın, çok durmanın, eksik kalmanın bir şeyi yok ki. Yani önünde sonunda Allah korusun başını belaya sokar. Gitme bence yani. Gideyim gideyim. Yoksa gerçekten sonra çok kafa şişirir. Şişirir. Şişirir yani. Ben çekemem. Bence sen yine gitme yani. Çok durmam zaten. Gidip geleceğim ben. Vallahi komşum, çocuğunun yanında olmak istemesine de pek sevindim ha. Ay vallahi öyle Nebahat. Artık hep beraber olacağız. He. Eskiden böyle ailece hiç vakit geçiremezdik. Vay. Biraz ama bir telefon gelirdi. Hemen giderdi göreve. Ve o göreve gidince bizim aklımızda onda kalırdı. Vay.
Sonra ne yediğimizden bir şey anlardık, ne izlediğimizden. İşte polis hanım olmak da zor yani. Her günümüz böyle geçiyor. Öyle öyle zor vallahi ama artık öyle olmayacak. Artık Rıza'm emekli olduğunda biz sürekli onunla birlikte olacağız. Vallahi buna sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim komşum. Aa, niye ki? Kız işte adamın dışarıda işi olmadı mı evin içinde değişiyor her şey. Nasıl yani? Kız dışarıda işi yok diye evde her şeye karışıyor, yemeğe karışıyor, eşyaların yerine karışıyor. Bao bildiğin mi değil? Hele bir emekli olsun da sen gör o zaman. Ay bana Nebahat var ya, Rıza'm da hiç evde çekilmez ha böyle. Bir şey diyeyim mi? Bahtiyar kut oldu ya, bir ay evde. Abao, o bir ay bana geçmek bilmedi. Abao, her şeye karıştı. Ay ne diyor? Vallahi ne yap ne et. Rıza amirim emekli olmasına engel ol. Benden sana da olsun nasihatı. Tabii bacım, engelle, engelle. Tabii baksana. Bir ay, bir asır gibi geliyormuş. Vay, 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 vay. Nasılsın abi, iyisin? İyiyim Emel bacım, sen nasılsın? Sağ ol. Kahve içiyor musun sen de? Yok, sağ ol, sağ ol Nebahat. Yani sana zulüm olmasın canım. Sonra o fena kalpli kraliçe demiş ki, haydi git bu evden demiş ona. Neden demiş? Demiş. Niçin o kraliçe imiş çok fena kalpli, böyle kötü bir insan imiş. Demiş senin yerin yok burada demiş. Ama o zavallı karı, o zavallı demiş. Niçin beni bir köşede bile bir yer versen bana, ahırda bile bir yer versen bana ne güzel olur demiş. Ama o fena. Ha, yani sarı yanında hiçbir yer bulamamışlar. Böyle büyük büyük atları, ahırları böyle. 10 odalı bir sarayları varmış da yer bulamamışlar değil mi baba? He, bulamamışlar. Niçindir fena kalpli? Fena demiş şeytan. Oo, onun için. Şeytan ne demek? Şeytan... çocuklar duymaz. Yok. Devam et masala. Edim. Sonra ama o fena kalpli kralisanın yok imiş dünyada hiç yeri. Niçin imiş o fena kalpli? Ama ey kalpli insanlar yaşaymış hep dünyada. Bilir misin sen? Ne? Bilmiyor musun? Anlatırım daha bir kere. Bir tane kötü kalpli kralisa var imiş. O kötü kalpli kralisa sevmemiş bu ey yürekli prensesa gibi karıyı. Hiç sevmemiş. Prenses diyor bak, prenses diyor. Evet. Sonra demiş, haydi gitsin bu evden bu demiş, bu saraydan gitsin bu demiş. Sevmeyim ben bunu demiş o şeytan gibi karı. Ben de dedim. Geç mi geleceğim dedi. Çok durmam dedi. Aman, hiç de sevmiyorum o çocuğu ha. Al benden de o kadar. Ya gitme dedim, dinlemedi gitti. Gereksiz yani, hakikaten. Gereksiz. Hah, ay. Oo. Eline sağlık canım benim. Sağ olun. Sağ olun. Eline sağlık. O zaman ne yapayım ben? Şeyi koymayayım mı dolabı yemeği? Bilmiyorum ki anneciğim, bilemedim şimdi yani. Çok teşekkür ederim Amel, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ya Çağatay bu, çok durmayacağım der. Sabahlar. Yok gitmeyeceğim der, bir bakmışsın kalmış. Gideceğim der, gitmez. Bilmiyorum yani, sen küçük oğlunu daha iyi tanıyorsun hepimizden. Doğru. Sen niye gitmedin Ahmet abi onlarla? Ya ben pek hoşlanmıyorum onlardan, pek haz etmiyorum. Çatay niye seviyor peki? Canım şimdi onlar yaşıt. Yani ben onların abisi sayılıyorum yani. Onlarla benim muhabbetim çok uymuyor ama Çağatay onlarla anlaşıyor, onların muhabbeti uyuyor. Onlardan yana bir sorun yok. Anlaşır. Anlaşır. Seninki nerede gereksiz insan var, lüzumsuz. Gider onlarla anlaşır, onlarla vakit geçirir. Güldenciğimiz ne yapalım? Çayımızı içtikten sonra ufak ufak eve gitsek mi? Şey, benim biraz daha işim var. Şu çayımı bitireyim, içeride çalışayım oldu mu Ahmetciğim? Şey, hem hazır çocuklar annemdeyken evde rahat çalışamıyorum. Tabii canım, tabii çalışıyor. İçeride kurdu düzenini, güzel güzel çalışıyor. Evet. Çalışsan acık daha canım benim. Bırak, bırak kızım. Allah Allah. Ya abi yani biraz abartmıyor musun sen de? Ben abartmıyorum kardeşim. Abartan yengen Allah Allah. Baksana neymiş? Bir ay bir asıl gibi geliyormuş ona. Lafa bak. Ama canım her şeye karışıyordum ya.
Neyine karışıyorsun? Neyine karışıyorsun? Babale, bir yemek pişirecek olsam eti dinlendir diyor. Ocaktan alacak olsam o daha pişmedi diyor, altını kıs diyor. Ne bileyim orada duran sehpaya çatıyor, ayağımı vuruyorum diyor, kaldır onu oradan diyor. Olacak iş mi? Ne bak, çarpıyorum ama. Önüne bak sen de. Sen çarpacaksın diye eşyanın yeri mi değişirmiş? Ya kendi evimden mi? Değişir değişmez. Bahane kendi evin olduğu indi mi aklına geldi? Hı? Ayağını çarpıyorsun diye olur mu öyle şey eşyanın yeri değişeceğimiş? Evet. Demek ki sıkılmışım yerinden. Hı. Ya bir eşya yıllardır aynı yerinde kalır mı ya? Bakalım. Biraz yer değişmesi lazım. Abi yani... Kusura bakma, ben bunu söylemekten bıktım ama yengem haklı. Ya sana kalsa yengen her zaman haklı zaten. Şuna, şuna. Abi söylüyoruz, suçlu oluyoruz ya. Ben çaldım. Emel. Hoş geldin Rıza. Hoş bulduk bir denem. Hayırdır yine yüzünde Karadeniz gemileri batmış bir yerlerde gibi bir asık surat var. Hayırdır? Rıza, çamaşır makinesinden böyle tuhaf tuhaf sesler geliyordu. Ben de şimdi onları evimde yıkayacağım. Allah Allah. Ses mi geliyor? Hmm. Ben bakayım şuna o zaman. Yok canım, ne gerek var? Usta çağırırız yarın. Usta mı? Ustaya ne gerek var ya? Ben varım burada. Ayrıca bundan sonra ustaya hiç gerek kalmayacak. O niye? Emekli olursam bundan sonra hep evde olacağım. O yüzden bütün vaktimi böyle ev işlerine harcayacağım. Ne güzel değil mi? Ya, çok güzel Rıza. Ben bir bakayım şu makineye. Yemek yeseydin önce. Yok yok. Önce makineye bakacağız, yemeğe sonra yeriz. Emekli olduktan sonra böyle işler olacak. Böyle işler benim asal işim olacak. Tamir, makine tamiri. O yüzden şimdi bir emeklilik provası gibi önce makineye bakmam lazım. Vay be! İnsanın kendi evinde avradına şunu şurasını değiştir demesi suç sayılıyor ha? Bak hani ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Ya yengem öyle bir şey mi dedi abi? Sen karışmasın lan. Ben diyorum ki, evdeyken benim kurulu düzenimi bozma diyorum. Nebahat, sen de benim dükkana geldin, kurulu düzenimi bozdun ama. Aman! Aşk olsun Bahtiyar. Ben sana buraya gelip yardım etmiyor mu bile? Sen bana ne zaman yardım ettin? Niye, etmedin mi? Etmedin. Ona bakarsan sen de bana yardım etmedin Nebahat. Aman! Yok artık ya, yani. Sana karışma demedim oğlum. Ya karışmayacağım da karışılmayacak gibi değil ama abarttın ha abi. Tabii canım, ikiniz bir oldunuz, böyle üstüme gelin. Üstüme gelin, beni dellendirin beni. Beni kınayan varsa benim köyüne mi gitsin? Sıtkımı sıyırdım ben senden, namkörlüğüne bakın hele. Vav, wow, nezibir ayıklıyım anam ben. Nezibir ayıklıyım bu ikisinden ya. Buldum. Bir tane buldum. Sıkıntıyı buldum, sıkıntıyı çözdüm. Rıza, elindeki ne? Şimdi bu yanımdaki makinenin parçalarından bir tanesi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok ama bunun içinde bir takım pislikler birikmişti. Onları biraz temizledim, zillok gibi oldu. Şimdi bunu taktığım zaman çalışacak diye düşünüyorum. Ne ki o? Ne olduğunu bilmiyorum işte. Bu bir şeysi, makinenin bir şeysi, makine. Yani parça. Şimdi takacağım, çalışacak. Hadi şimdi. Alo. Aa Yıldızcığım, merhaba canım, nasılsın? Müsaitim Yıldızcığım. Vallahi Fatona geldiğinden beri öyle rahatım ki. Çocuklara o bakıyor ya. Ev temizliğini de yapabiliyorum, yemeğimi de yapabiliyorum. Vallahi bütün zaman bana kaldı Yıldızcığım. Ne iyi oldu geldi. Hatta biraz önce çocukları uyutmaya götürdü. Türkü söyleye söyleye uyutuyor çocukları. Gelin! Sibre! Dur. Ha. Oo, hanımefendi. Tabii, faturaları Sami Bey'li değil. Sen konuş. Konuş! Yıldızcığım, ben seni birazdan arayayım mı hayatım? Ben işin hüküm vermişim sanırım. Tamam, anlatacağım. Hadi görüşürüz. Benim bu dükkanda yıllardır kurduğum bir düzen vardı Nebat. O ne olacak ha? Ondan hiç bahseden yok ama. Madem öyle, ben de gidiyorum gayrı bu dükkandan. He. Nereye yenge? Eve. Nasıl eve ya? Vallahi abim bir şey demediğine göre oluyor işte, gidiyor. Abi evet. Bir şey desene. Ben anlayacağımı anladım, boş ver. Yenge dur, Allah aşkına. Ya bak, abim inat biliyorsun, sen inat olma. Ne olur sensiz dönmez bu dükkan, gözünü seveyim. Döner. Ne diye dönmesin? Dükkanın sahibi bir şey demiyorsa döneceğim işte demek ki. Yenge gitme. Haydi görüşürüz, ben geliyorum.
Sen ne yaptın abi? Abi sen ne yaptın ya? Gitti kadın. Ha? Ben geldim. E hoş geldin. Hoş geldin, gel bakalım. Ama vallahi ben geç kalacaksın sandım ama. Çok durmadım ya. İyi yaptın. İyi yaptın canım benim, iyi yaptın. Sen evli barklı adamsın artık kuzum. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Şey nerede karım? Gitti odasına, sen herhalde geç geleceksin diye beni kesti. Odasına gitti, abinler burada daha gitmediler. Abiler? Ha, abi banyoda, Günden de burada çalışıyor. Yenge burada mı? Hı. Çağatay bak, bu insanlara uyma, tamam mı? Bak karının mutluluğu önemli, tamam mı çocuğum? Bak konuşuyorum gibi oluyor da şey yapma yani. O insanlara uyma diyorum artık. Evli barklı adamsın diyorum. Anladın mı? Tamam ya. Ha tamam. Aa. Tamam. Tamam hadi git. Yenge şey nasılsın? İyiyim, hoş geldin. Bölmüyorum değil mi yenge? Yok, bölmüyorsun Çağatay'cığım. Bitmek üzereydi zaten. Gece nasıl geçti? Ya... İyi misin Çağatay? Bayağı durgun görüyorum seni. Çağatay mı geldi? Aa canım, ha Çağatay geldi. Gülden'in yanına girdi. Ay çay da alayım, geliyor. Yenge, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Hayırdır inşallah. Umarım ciddi bir şey değildir. Şöyle. Ben bu akşam... bu benim arkadaş var ya, Salih falan. Hı. Ben onunla buluşmadım. Kimle buluştun Çağatay? Seçil'le buluştum. Kim? Seçil. Seçil mi? Çağatay sen ne yaptın? Ya. Anlatır mısın bana ne oluyor? Ne yaptın sen? Niye buluştun o kızla? Ne oldu? Ne oldu ayol? Niye yüzü bir tuhaf onun öyle? Ya dükkandayken aradı işte, yurt dışındaydı ya bu, gelmiş görüşelim dedi. Ben de hayır dedim, ne ilgisi var? Sonra çok ısrar etti, ben de evet demek zorunda kaldım. Ah, desin her şeyi demekte özgür Seçil. Sen dediği diye nasıl buluşursun ya? Sen evli bir erkeksin bir kere Çağatay'cığım. Ya yenge, Allah Allah. Bana vermesi gereken çok önemli bir şey varmış. Geri iade mi edecekmiş, ne yapacakmış? Ya, çok ısrar etti, ben istemedim ama... Bir daha rahatsız etmesin diye kabul ettim. Ha, kabul ettim. Anlıyorum ben seni. Çok yanlış bir şey yapmışsın. Ama çok kötü bir şey yapmışsın. Ya bak, başkasıyla yanlışlıkla buluşsan bu şekilde, tamam mı? Onu bile kabul ederim. Ama söz konusu Seçil olduğunda kabul etmem mümkün değil. Yenge, canım yengem, bak diyorum kötü bir niyetim yok. Bir daha artık aramasın diye kabul ettim. Çağatay, senin kötü bir niyetin olmayabilir. Ama sen geçmişte bu kıza deliler gibi aşık değil miydin? Evet öyleydi ama şimdi ameliyat daha delicesine aşığım ya. Üstelik evliyim onunla, karım o benim. Evlisin, onu demeye çalışıyorum. Sen evli bir erkeksin. Nasıl oluyor da eski aşkınla buluşuyorsun Çağatay? Eski aşkınla buluşmanın hiçbir türlüsü iyi olamaz diyorum sana. Ya öf be yengi ya. Çok yanlış yaptın Çağatay. Vallahi bak. Çağatay, ben söylemiyorum. Yanlış yaptın diyorum. İnşallah başına bir şey açılmaz. Ya benim güzel hanım, ne kadar iyi oldu değil mi? Ya, ya. Sami'cim yani annenin başımızın üstünde yeri var hayatım. Yeri tabii. Var da bak yine her şeye karışmaya başladı Sami ya. Ha, neye karışıyor be? Ya her şeye karışıyor işte Sami. Çocuklara, yediklerine, içtiklerine, uykularına her şeye karışıyor. Ha, yok mu ya? Ne karışacak, o karışmaz. Sami! Sami! Diyeceğim bir şey sana. De bakalım. Bu çocuklar hep böyle yalnız mı yatıyorlar? Yok Fatoğan'a, ben uyutuyorum onları. Bu çocuklar aç. Aç yatmışlar. Açlıktan baygın uyumuşlar. Ben sana diverem ha.
Ben bakayım bir çocuklara. İyi olur. Hem yemek yedir de öyle uyusunlar. Ha, gel ana gel. Bak bre çocuklar Sami. Yok be ya. Ama o yastıyor hiç şey yapmasa. Haydi buraya haydi. Olmaz böyle. Ha? Bitti mi hayatım çalışman? Gidebiliyor muyuz? Bitti canım, bitti. Ya oturuyoruz ne güzel. Gidelim de gidelim. Tutturdun Ahmetciğim ha? Bütün gecem aldı mı bitti. Çok şükür. Oturmasaydın o zaman biz bir... Senin gecen nasıl geçti Çağatay? Aynı. Aynı derken? Normal. Nasıl normal anlamadım. Güzel miydi yani? Ha? Bilardo oynadık, yani yedik içtik. Ya çok güzel sayılmaz. Ha, ne yaptınız oğlum? Küstünüz mü Salih ile? Ama bak küstük sevmem. Ama yani o çocukla da küsersen hiç üzülmem Çağatay. Beyoğlu'nda mıydınız? Ha. Nerede yediniz yemek? Yedik içtik ya bir yerlerde bilardo bilardo. Ne oldu? Ne oldu? Ne var yani kocama soramaz mıyım? Sorarsın tabii canım sor. Neyi merak ediyorsan sor kuzum. Ne bileyim ya tabii sorsun canım. Allah Allah birbirden sorunca. Beyoğlu'nda hep gittiğimiz bir yer var. Onlar da biz tanıyorlar tabii sağ olsun. Hani gidince. Yok ben şeyden sordum aslında. Hani ben de gitmek istiyorum oraya. Gülden'e soracaktım. Yarın beni götürür müsün diye. Sen çalışıyorsun ya. Götürür müsün beni Gülden? Ay geç oldu biraz. Ahmet kalkalım mı? Kalktık bile. Hadi gidelim. Gidelim mi? Aa, vallahi zengin kalkışı oldu çocuklar. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi görüşürüz. Abi görüşürüz. Yenge. Hadi iyi akşamlar. Ameliciğim görüşürüz. Güle güle. İyi akşamlar. Çay koyayım mı sana? Hadi gidelim. Bunda bir şey yok. Kabloları tam. Bunun burası. Aa, Rıza bunlar ne? Sana da günaydın denem. Günaydın da Rıza bunlar ne? Bunlar çamaşır makinesinin arızalanmasına neden olan parçalar. Daha doğrusu şüpheliler. Hepsi mi? Daha soruşturmam bitmedi. Soruşturma devam ediyor. Soruşturma bittikten sonra hangi parçanın şüpheli olduğunu anlayacağız. Hepsi değil ama. Hepsi değil bak. Bunda bir sıkıntı yok. Kaçta kalktın sen? Ortalama 5 gibi uyandım. Sabah 5 gibi uyandım. Uf Rıza'm ya. Dağıtmışsın her yeri. Olsun bir tanem. Olsun. Dağıtmak zorundayım zaten. Dağıtmadan toplayamazsın. Önce parçalayacaksın, dağıtacaksın ki ondan sonra toparlayabiliyorsun. Hiç öyle kelime oyunları yapma bana bak. Yeni silmiştim ben her yeri. Bir daha silersin, bir daha silersin bir dedim. Ne olacak? Hatta beraber sileriz. Sıkıntı yok. Şimdi de şu başını bir halledelim ondan sonra temizleriz. Sıkıntı yok. Aklının devreleri buradan sıkıntısız gibi görünüyor ama. Allah'ım. Selim abim vay. İyisin değil mi? Sağ olun teşekkür ederim. Çoluk çocuk iyi. Sağ olun var olun. Abi bu sipariş geldi. Memnun kalacağını düşünüyorum. Biraz beklettik. Teşekkür seni. Kusura bakmayasın ama. Onları onu cebine koy abi. Onları cebine lütfen. Sen bizden para alıyor musun? Sağ olun. Ha, bizim ederim. Hanımın, annemin, yengenin o kadar işlerini yapıyor. Sen bizden para aldın mı bugün? Almadın. Sağ olun.
Çam sakızı çoban armağanı iyi günlerde kullan. Bak benim bir iki pantolon var, bir iki ceket var. Onları da getireceğim tamam, mesela abicim. Eyvallah. Hürmet ederim yengeme çocuklara. Sağ ol. Eyvallah. Vallahi büyük ustasın sen Selim ustacığım. Efendim? Evet. Salih sen misin? Ne? Oğlum zaten sen aradın beni. Ben aramadım ki seni. E tamam, ne zaman müsait olursan ararsın. Ya. Deniyor ya. İyidir elbet. Ne oldu? Ya bizim arkadaş deniyor, tam deniyor yani. Beni aradı, alo dedim, buyur dedim. Dedi ki, çok acil aramam gereken biri var dedi. Şimdi aklıma geldi, onu arasam olur mu diyor. Ne güzel demiş bak, işi acil olmasına rağmen demek ki sana öncelik verir. Ya sorma, ne demesin. Tam bizim Salih bir deniyor. Katıksız deniyor. Neyse ya, ben şimdi biz börek almaya gideceğiz de sen de istesen mi diyecektim. Soru mu bu ya? Soru mu? Bu soru mu? Soru değil değil mi? Bana de alın. Tamam Mehmet. Babam, bana de alın. Sana da alak mı? Tamam. Ya bak şimdi düşündükçe sinirleniyorum. Sinirlen kısır döngüye giriyorum. Ya ben babamı da çekmiyorum şimdi. Babamı çekmiyorum. Ben mi arıyorum seni? Aradan kaç yıl geçse de seni her zaman seveceğim. Sen benim ömür boyu unutamayacağım tek aşkımsın. Yüzünü her gördüğümde aşık olduğum tek kadınsın. Zaman geçtikçe büyüyecek bir aşk bizimkisi. Ne kadar çok geçerse o kadar aşık olacağız birbirimize. Seni çok seviyorum. Ne zaman, nerede ihtiyacın olursa bir telefonun yeter. Beni araman yeterli. Sesinden alacağım güçle senin için her şeyi yaparım. Canım sevgilim, hiçbir zaman unutmayacağım. Hocam ne yaptın ya? Geçenki mallar sipariş ettin ya. Geldi mi onlar? Gelmedi, gelmedi ama bugün yarın gelir. Eli kulağına atın. Selamünaleyküm. Aleykümselam ortağım. Abim açmış dükkanı. Biz geldiğimizde açıktı. Allah Allah. Ortağım bir şey söyleyeyim mi? Biraz morali bozuktu herhalde. Morali keyfi mi? Yerinde değildi ha. Niye? Bilmiyorum ki. Ne bileyim, bize de bir şey söylemedi ki sana. İçeride kendisi, bilmiyorum ya. Ben bir bakayım abi. Bir bak. Hadi bir bak bakalım. Abi, kolay gelsin. Neredesin sen? Buradayım abi. Bu saatte dükkana mı geldin oğlum? Abi ben normal saatte geldim. Sen erken açmışsın dükkanı. Ben anlamam kardeşim. Ben geldiğimde dükkan açık olacak. Allah Allah. Abicim ben nereden bileyim senin dükkanı erken açacağını? Ben normal saatinde geldim işte. Konuşma, konuşma. Şuna bak. Konuşmaya gelince çene çok, işe gelince maalesef yok. Allah Allah. Sen iyi misin? Bugün bir sıkıntı mı var? Hangi birini anlatayım Sinan? Ha? Hangisini anlatayım sana? Bu dükkan hali ne ya? Ne var dükkanın halinde? Ne var mı? Lan her yer pislik içinde. Tamam, şimdi normalde yengem hem dükkanı kapatırken hem de açarken temizlik yapıyordu. Tabii şimdi o gittiği için... O gittiği için sen yapacaktın bu temizliği kardeşim. Allah Allah. Ya abi, sen beni dün para vermeye toptancıya yollamadın mı? Ondan sonra dükkanı sen kapattın. Tamam, toptancıya parayı ödedin, geri dönüşte gelirdin dükkanı, açardın, temizlerdin. Nasıl olsa sende anahtar var. Hasbinallah, senin bu sabah bana çatasın var ha. Konuşma. Al şu şeyi, paspası sil dükkanı. Sileriz, temizlikten korkacağız sanki. Hadi. Ben bana bağırmaya yer arıyorsun ya. Bak hala konuşuyorsun ha. Yarın pazar. Ne yapalım? Şöyle biraz gezelim mi? İstemiyorum ben. Niye? İstemiyorum da ondan. Şimdi gezerdik böyle sinemaya falan. Çok istiyorsan sen git. O ne demek ya? Ben istemiyorum. Sen çok istiyorsan git. Hatta Salih'le git. Salih ne alaka? Bilmem, birden aklıma geldi. Ya, bon amour. İyi misin? Bon amour falan deme bana Çatay. Sen istiyorsan git, ben istemiyorum. Peki.
Akşam filan? Hayır. Hacı. Sami. Sen için gitmeyesin işe. Şey varsın ya ana, ben seni yalnız bırakmam diye. Sami'cim yani çocuklarla ben varız ya, sayılmıyor mu? Ya abişim, sen demiyor mu her şey laf söylüyor ha diye. Diyen kalayım, bana söylesin işte. Sami. Ha, ha anacığım. Haydi sen git işine gücüne. O işini gücünü bırakma, haydi sen. Ben, sen de kızım, var ise bir işin, haydi git yap onları, çık dışarı ya bir şey yap. Ben açan oyandır çocuklar, yedirirım bir şey onlara. Yok Fatu anacığım, çocuklar aç değil, yemek yedirmene gerek yok. Aç! Aç çocuklar, aç! Açlıktan uyuyakaldılar. Bak gülmeyi misin Mori? Bir deri bir cemik kalmışlar. Alemin evlatları, ve maşallah topaç gibi. Ha bizimkiler çıp çıp olmuşlar. Anneciğim işte doktorlar çok fazla yedirmeyin diyorlar, obez olur diyorlar da biz ondan hani çok yedirmemeye özen Nedir obez? Nedir obez? Olur mu öyle şey? Yemekten kim zarar duymuş? Yazık günah, yazık günah. Bak ne olmuş çocuklar. Ay anacığım ya. Allah. Ya boş ver Sami ya, bunları boş ver. Sibel'in bunların hepsini ailede. Sen takma böyle şeyleri kafana. Açayım hemencik daha güzel film izleyelim beraber. İstemem de başıma gribe. İstemem. Başım ağrıyor. Yapacağım yemek çocuklara. İstemem. Tamam. Yaparsın. Ne kadar da güzel olur. Yap, yap. Tabii. Ya bunlar acaba bu maşinenin içine fazladan parça koymuş olabilirler mi? Yok canım, öyle bir şey yapsınlar Rıza'm. Ne bileyim, fiyatını artırmak için. Niye fiyatını artırmak için yapsınlar Rıza'm ya? Ne yaptın sen, onu söyle, ne oldu makine? Ya bütün parçaları tekrar yerine koydum, taktım. Çıkardığım parçaların hepsini tekrar taktım, yerine taktım ama... bir tane fazla parça var, dışarıda kaldı. Onu sokacak yer bulamadım ben. Ne yapacağız şimdi biz? Nasıl oldu öyle? Ya neyse, hallederim. Çok yoruldum biraz. Uzandım burada. Birazcık dinleneyim, sonra hallederim. Ama Rıza bak, ben süpürgeyi açacaktım. Her yer kirlenmiştir. Sen dağıttın bunların hepsini burada demin. Dağıttım orada ama işte tamam sen. O zaman süpürge atacaksan o zaman ben içeride yatayım ben o zaman. Yok yok, olmaz. Nevresimleri değiştirdim. Ha. Rıza hadi sen makineyi yapacaktın ya. Ya tamam, acelesi yok ya, yaparız. Makinenin acelesi yok artık, yaparız. Emekli olursak bol bol zamanımız olacak. Yaparız, sıkıntı yok. Şimdi birazcık uzanayım şurada. Yorulmuşum, çok yorulmuşum. Sen temizliğini yap, ne istiyorsan yap. Yoruldu. Demek insan sabah 5'te kalktığı zaman yoruluyor demiş. Şimdi yani sen hangi cevaba daha yakınsın? Ay bilemiyorum Dilekçim ya. Çok kararsızım ben. Bir türlü karar veremiyorum. Yani evet mi demek istiyorsun, hayır mı demek istiyorsun? Yani bir yanım evet diyor, bir yanım hayır diyor. Ya o yanı niye hayır diyor? Yani ne bileyim ya, bir insanın sorumluluğunu alacaksın, bir ömür aynı evde kalacaksın falan. Çok kolay bir karar değil. Ben düşünmek istiyorum bu konuyu yani daha çok. Ya evet yani haklısın bu konuda ama üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil Ferhunda abla. Ama şimdi karşındakinin de seninle aynı sorumluluğu paylaşabiliyor olması lazım. Yani Levent öyle biri mi? Bu sorumluluğu alabilir mi? Çok emin olamıyorum ben. Ya Levent seni çok seviyor. Bence bu konuda hiç şüphen olmasın. Ama yani sevgi öyle kalıcı bir şey mi ki? Yani sonsuza kadar sürecek mi bu sevgi? Nereden biliyoruz? Yani şimdi böyle günün belli saatlerinde görüşüyoruz. Güzel tabii ama evlenince böyle sürekli aynı evin içinde hep beraber... Bilmiyorum ya, karar veremiyorum bir türlü ben. Ya işin en güzel yanı da o zaten. Düşünsene, sevdiğin insanla aynı evde yaşıyorsun. Sürekli bir şeyler paylaşıyorsunuz. Bütün yükleri birlikte atlatıyorsunuz. Bütün yükleri birlikte kaldırıyorsunuz. Yani bu çok güzel bir şey Ferhunda abla. Bence hiç düşünme, şüpheye düşme hiç. Ay ne bileyim ya, herkes öyle söylüyordu. İşte karar veremiyorum Dilekçim ya. Çok kararsızsın. Of of. Ya abi bu kadar düşünülmez ki ama ya. Sanki asırlar geçti, hala cevap gelmedi.
Yani kız seninle evlenmek üzere. Levent yani bir değil bin asır düşünse de yeridir yani. Ya Aret abi hiç şaka kaldıracak durumda değilim ya. Aklım fikrim cevapta benim. Bence teklif etmeyecekti. Niye? Erken davrandı. Erken mi? Nasıl erken ya? Bekleyecektin kız seni sevene kadar, ne bileyim düşünecektin şöyle. Kendini biraz sevdirmen lazım demek istiyorum Levent. E abi niye bunu daha önce söylemedin ki bana? E gelip sordun mu bize? Ya sen onlara bakma Levent ya. Bence geç bile kaldın. Hadi ya. Evet hatta çok geç kaldın. Bence de bence de. Ha. Teklif etmek de çok iyi yaptın. Yani İyi yaptın değil mi? Tabii canım. Ya sen sonuçta bu kızı seviyorsun değil mi? Yani ciddi düşünüyorsun. Evet. Ya daha ne kadar bekleyecektin yani? Yani şöyle biraz kendini sevdiresiye kadar. Yani sonsuza kadar mesela. Ya Hilmi abi sen de başlama ya. Ya sen de şaka yapma Allah aşkına ya. Ya ben şimdi iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Bence kötü. Ya Allah'ı seversen ya ne kötü, iyi yaptın ya. İyi, ha? İyi. Ya Allah'ım ben ne yaptım ya? Günah sen. Değil mi? Bir porsiyon yeter bana. Tamam kardeş, hemen geliyorum. Tuncel, işler nasıl? Vallahi iyi, uğraşıyoruz. İyi. Devam. Allah kolaylık versin. Eyvallah. Sinan oğlum salata yok. Aa, yok mu? Sen yapmadın mı salatayı? Yok. O zaman yok kardeş. Ha, tamam, yaparım ben şimdi salata. Ya salatayı müşteri gelmeden önce yapacaksın oğlum. Şimdi yapmışsın, ne anlamı var ya? Bahtiyar Usta, yoksa sorun değil. Ya karışma Tuncel. Abiciğim, temizlik anca bitti zaten. Daha yeni oturdum ya. Ne ara yapacaktım salatayı? Senin işin yoktu, yapsaydın. Allah Allah. Yani suçlu benim değil mi? He? Ya Bahtiyar Usta, ben yabancı mıyım? Kardeşim karışma sen bir dakika ya. Allah Allah. Ya ben sana suçlu mu dedim şimdi? Durumu izah ediyorum sadece. Suçlu mu ilan ettim ben seni? Hayır. Ne yani şimdi? Ben halden anlamaz mıyım yani? He? Bahtiyar Usta. Ya tamam dedim. Tuncel karışma. Cevabını getireceğim, bekle. Sen niye dikkatli olmuyorsun oğlum? He? Bu salata hazır olmaz mı ya? Tamam, ben şimdi yaparım salata ya. Tamam. Allah Allah. Adamı çırından çıkardınız ya. Ya. Ya Tuncel tamam mı? Tuncel tamam, sen de tamam. Yok yok, yapacağım. Tamam, karışma sana. Müşteriyle arama girme. Salatayı yap. Ya ne bileyim yenge ya, işte bir soğuk geldi. Ya ben de bir şey mi konuştunuz dedim ama yok tabii. Tabii tabii ya. Tabii ki yenge, aşk olsun ya. Aha. Biliyorum, söylemezsin sen. Hani başka bir derdi falan mı var? Ne bileyim, ya da suçluluk duygusu mu? Diyor. Tamam yengeciğim, yine de çok sağ ol. Tamam yenge. Tamam yenge. Tamam yenge. Görüşürüz. Bu iş... Bu Levent'in işi çok zor, ben sana söyleyeyim mi? Niye ya? Nasıl? Feronde onun evlilik teklifini kabul edinceye kadar o çocuğun çekeceği var yani. Aa. Senin neyin var? Neyin var? Geldiğinden beri böyle bir yüzün düşük, böyle bir moralin bozuk gibi. Ha yok ya. Ya Salih ile mi konuşuyordun? Telefon Salih mi, ne alakalı? Sabah aradı da Salih. Kim? Salih. Ne diyor? Ne zaman? Niye? Deniyor ya. Hem kendi arıyor hem de diyor ki... Abi ya benim çok acil, önemli birini aramam lazım diyor. Seni sonra arasam olur mu diyor. Halbuki açamam. Sonra arayacakmış. Salih. He. Bir şey mi demesi lazım Salih? Bir şey mi demesi lazım? Ne bileyim ben, anlamadım. Oğlum ben soruyorum. Bir şey mi demesi lazım? Yok, bir şey demesi lazım değil. Lazım mı? Yok. Salih değil yani. Değil. Sormasaydı sen kimle konuşuyordun? Ne zaman? Ha aman şimdi yok şeyle ya, Amelie'yle akşam bir şey lazım mı diye onu şey yapıyoruz. Konuşuyorduk, konuşuyoruz, konuştuk. Ben bir toptancıya gideyim mi ya, para vereyim mi? Bir kafam dağılır ya. Olur. Olur, ayrıca güzel numara yani. Tebrik ediyorum, çok zekice. Toptancıya para vereyim, biraz da hava alayım diye çıkayım. Ondan sonra da Amerika'nın bazı siparişleri vardı diye uzatayım, geç geleyim. Olur olur, güzel numara ama. Hani beğendim. Yani yedim ama beğendim. Tamam. Sen gitsene ya toptancıya. Sen az önce hava alacağım falan de. Ya oğlum ben şaka yapıyorum sana, gidebilirsin. Vallahi şaka yaptım. Yok yok, hiç havam yerinde değil yani. Şimdi gidecek halim yok yani.
Çağatay, ne dediğin, ne yaptın belli değil be abicim ya. İyi, tamam, tamam. Tamam, ben giderim toptancıya. Tamam. Tamam. Levo, yok oğlum yok. Bak, bu saate kadar cevap gelmediyse bence bekleme, hayatta gelmez. Ya Mesut abi, niye korkutuyorsun beni ya? Niye korkacaksın oğlum? Sen abici misin sen? Yani kız cevap vermediyse demek ki vermeyecek oğlum ya. Bunu demek istiyorum yani, anladın mı? Kız niye uzatsın? Yani evet deseydi, değil mi? Hemen cevap verirdi. Evet, uzatmazdı bu kadar. Evet, evet. Uzatmaz mıydı? Uzatmaz. Bak, Mesut haklı. Belki hala düşünüyordur. Ya hala düşünüyorsa bile işler biraz yaş demek olmuyor mu? Ya belki evet demeyi düşünüyordur Mustafa abi. İyi de bileder. Şimdi sana soruyorum bak Selo. Şimdi bir insan güzel bir teklife önce evet mi der yoksa düşünür mü? Hiç. Tabii tabii. İyi bir fırsatsa kaçırmaz. Tabii. Hemen kabul eder. Hemen kabul eder ya. Doğru. Doğru diyorsunuz ya. Haklısınız. Ya neyse canım. Sen yine de içini karartma. Şey yapma fazla. Vay be. İyi ki kızlar bana var ya. Direkt hayır cevabını veriyor. Abi baksana Levent'in haline. Otobüs çarpmış gibi. Ya Semih, sen bir susar mısın abi ya? Bir düşüneyim. Pardon, düşünen Ferun'daydı. Senin düşünemediğin ortada Semih. Ya abi, ben ne yapacağım şimdi? Ya hiçbir şey yapmayacaksın. Böyle duracaksın. Sen yapacağını yaptın, tamam. Levent, bence sen bir yokla. Evet ya. Bence Ferun'dayı bir yokla. Bak bakalım ruh halinden bir şey anlayacak mısın? Tamam o zaman, ben dediğiniz gibi yapayım. Bir bahane bulayım, ne yaptın, ne ettin diye sorayım. Evet. Tabii tabii, aynen John Wayne'ler. Lebo, öyle yap. Yazık ya. Of, of ya. Bütün işlerim kaldı. Kapıyı da duymuyor hiç ya. Ben abla. Ay canım, canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sağ olasın. Sen? Ben de iyiyim. Yak, dükkanda çok yoruldum da bir yorgunluk kahvesi içelim dedim. Bir de pembe dizimizi izleriz ha. Ay, bana Dilara'cığım çok iyi olurdu ama baksana Rıza'm salonda uyuyor. Ha, öyle mi? Ya pardon, ben iştedir diye düşündüm. Ay, yok yok, ama sen gel, çıkar montunu. Biz mutfakta içeriz kahvemizi. Ay, yok yok. Diziyi de izleyemeyiz artık, olsun. Ha? Yok Emel ablacığım, ya hiç rahatsızlık vermeyeyim. Ben o zaman pardon, yani öyle pat diye habersiz geldim ama. Ay yok canım, öyle habersiz olur mu? Her zaman başımın üstünde yerim var da. İşte Rıza uyuyakalmış salonda. Neyse, başka zaman Emel abla. Tamam canım. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi, her zaman beklerim, kusura tamam. Bakma. Ne yok olur. Yok, ne demek, sen kusura bakma, ben öyle habersiz geldim. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Okey mama. Canım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çocuk çok mu önemli sence? Önemli tabii. Peki çocuk olmazsa evlilik biter mi? Yo, niye bitsin? Bilmem, merak ettim. Bana bak. Biri böyle saçma sapan bir şey mi söyledi sana yine bakayım? Yok, kimse bana bir şey söylemedi. Ben merak ettim sadece. Ha. Ya tabii çocuk önemli de kuzum benim. Ama yani çocuk olmasa da olur ya. Sonuçta nasip kısmet işi bu işler, değil mi? Ama önemli yani. Yani önemli tabii ama işte diyorum ya, nasip kısmet, çocuksuz bir sürü aile var. Birbirini seven eşler var, değil mi? O, yani o sevginin meyvesi çocuk, ama çocuk olmazsa da ailelerin böyle sevgisi saygısı devam ettiği müddetçe hiçbir şey olmaz yani. Çok yanlış olur, evlilik niye bitsin? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum, öyle diyorum. Öyle olması lazım çünkü önemli olan karı kocanın birbirini çok sevmesi, değil mi? Onun gerisinin başka hiçbir şeyinde önemi yok aslında. Çağatay da böyle mi düşünüyorduk sence? Böyle düşünüyordur. Böyle düşünüyordur. Çünkü başka bir şey söz konusu olamaz zaten. Böyle düşünüyordur. Ben öyle zannediyorum. Sen hiç böyle bak, saçma sapan şeyleri takma kafana, tamam mı? Bir içini bir ferah tut bakayım sen o konuda. Aman. Ha?
Olur mu? Kolay gelsin Feride. Sağ ol Levent. Ne yapıyorsun? İyi çalışıyorum, sen? Ben çalışamıyorum. Neden? Bir yerden cevap bekliyorum da hala gelmedi. Sen aynı anda iki şey yapamıyor musun yani? Ya Feride sen ne yaptın? Düşündün mü? Düşünüyorum hala Levent. Daha ne kadar hala Feride? Ya Levent, evlilik ciddi bir konu, öyle hemen karar verebileceğim bir şey değil. Düşünüyorum yani. Geçen gazetede okumuştum, balık beyni iyi geliyormuş. Gidip balık mı alsam düşünmene yardımcı olur. Sen böyle devam edersen ben düşünmeyi bırakacağım Levent. Gerçekten hayır diyeceğim, bu konuyu kapatacağız. Tamam. Öyle bir şey yapmayalım, ben çıktım gittim. Evet, lütfen. Bu arada Feride, aklına takılan bir soru olursa hani böyle cevap... Levent ya. Tamam, kesin çıktım. Evet, düşüneceğim ben. Nasıl yani şimdi... O ülkeye gitmeden, o ülkedeymiş gibi film çekilebilecek mi yani Basri abi? Evet. Gün gelecek. Bilgisayarlar sayesinde o ülkeye gitmeden gitmiş gibi film çekilebilecek. Yani öyle programlar çıkacak. Ya peki hani izleyici anlamayacak mı? Anlamayacak. Bilgisayarlar o kadar gelişecek ki insanlar anlamayacak. Gerçekten tek farkı gerçek olacak. Bahsi Bey, söyledikleriniz çok enteresan ama ne kadar bilgisayarlarla yapılsa da doğallığı yakalamak zor iş. O yüzden zaten sanat da bu. Bence sanatta insan faktörü olmalı. Bak gördün mü? Okumuş adamın bakışı yani farklı Basri abi. Basri abi de genelde okuyor ama. Ya tamam ama yani hocam şimdi gayet mantıklı bir şey söylüyor. Yani ben de hani bir jön olarak yani az çok bu sektöre emek vermiş birisi olarak böyle gerçek, dekor, saatte ne bir bakışta anlarım yani. Tabii canım. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Selam Zeynel, hoş geldin. Hocam saygılar. Hoş geldin Zeynel. Nasılsın Basri Hanım? Sağ ol Zeynep. Sen nasılsın? Sağ ol. Tamam Salih'cim, tamam. Dün akşam seninleydik. Ya sorma niyesin işte, ihtiyacım var ki söylüyorum ya, uzatma. Gıcık gıcık sorular. Dün akşam seninleydik, bitti. Tamam. Bu akşam... Oğlum hiç olur mu? Hem dün akşam seninleydik diyorum, hem de şimdi bu akşam çağırıyorsun, gelirsem iki akşam üstüm. Saçmalama hadi. İşim var, sen dediğimi yap. Tamam. Hadi eyvallah, görüşürüz. Ne haber Çağatay? Abi hoş geldin. İyi, ne yapayım? Bizim bu toptancıyı değiştirmemiz lazım abiciğim. Niye? Gıcıklık mı yaptın? Yok ya, iyi adam, hoş adamdı. Çenesi çok düşük ya. Bir çay içeyim diye oturuyorsun, kafan çaydanlık oluyor. Beynimi yedi, beynimi. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? İşte dükkan. Salih aradı. Salih aradı. Ne diyor? Bu akşam da buluşalım mı diyor. Sen ne dedin? Olur mu öyle şey dedi. Olmaz. İyi demişsin. Helal olsun. Aferin. Ya. Sonunda kalkabilecek Rıza. Çok oldu mu ben uyuyalı? Ne kadar uyudum? Oldu bayağı. Oh be. İyi oldu ama, güzel oldu. Sana göre iyi oldu tabii. Ne güzel ya. Bundan sonra uykum geldiği anda hemen uyuyacağım evimde. Oh be, rahata bak. Ya tabii Rıza, çok rahat. Sen ne yaptın? Ya ben de ne yapayım Rıza'm, işte süpürge yapmak için senin uyanmanı bekliyorum. Ya ne acelesi var ki süpürge yapmanın? Yaparsın sonra, acelesi mi var? Kime göre yok ki Rıza? Acil bir iş mi var Emel? Yok.
Da bak o zaman herkese göre acelesi yok bu işin. Yemek ne oldu? Yemek. Yemek yaptın mı yemek? Yok, daha başlamadım. Aa, iyi. O zaman yemekler benden. Yok Rıza'm, sen yorulma, ben yaparım. Yok bir denem, yok bundan sonra rahat istediğim zaman dinlenirim ya. Yemekler benden dediysem, yemekler benden Frambuaz pasta. Ne yapacağım? Balık. Balık mı? Ay, balık kokutmasın Rıza'm. Ya yok, kokutma, balık dediysen balık değil, hamsi. Hamsi yapacağım. Hamsinin kokusuna kurban olurum ben ya. Ben gideyim bir hamsi alayım. Bak, ben gideyim hamsi alayım. Sen de o sırada süpürme işini yap. Nasıl fikir? Tamam, iyi de bak mutfağı yağ yapacaksın ya. Vallahi bak sabahtan beri ben mutfağı temizliyorum. Canım çıktı Rıza. Yok. Buğulama yaparım. Yağ sıkmaz. Kokusu da olmaz. Merak etme sen. Ben gideyim üstümü değiştiririm, ondan sonra hamsi almaya gideyim. Olur mu? Haydi bakalım. Haydi. Etleri dinlendirdin mi oğlum? Yok. Ya az önce evet dedim ona. Evet dedikten sonra 3 defa daha sordun abi. Şimdi hayır diyorum ki yani. O yüzden belki bir daha sormazsın. Laflara bak laflara. Anca dil, anca çene konuşsun. Hayırlısı olsun bakalım bugün, hakkımızda hayırlısı olsun. Aa! Hoş geldiniz. Selam. Herkese aleyküm. Hayırlı işler ve de bol güneşler. Aleyküm selam, buyurun. Selam. Buyurun. Ne haber Sinan? Hoş geldin. Yani nasıl cevap vereyim buna bilmiyorum Alper ya. Hayırdır Sinancığım? Canını sıkan bir durum mu var kardeşim? Yok butik. Sinan yatmaya alışık olduğu için canı hep sıkılır kardeş. Her zamanki mesele. Neyse ne? Bahtiyar ustacığım bize birer çorba verir misin? Çorba derken kardeş? Bahtiyar abi işte hani yenge yapıyor ya, yengenin yaptığı çorba. Kardeşim ben size şöyle güzel bir birer buçuk Adana atayım ya. Yok usta yok, biz çorba içmeye geldik. Sen bize çorba ver. Lan oğlum çorbayla karın doymaz. Allah Allah. Güzel şöyle bize Adana kebabı atayım. Bak etleri de yeni getirmişim. Böyle yanında domates pişmiş, yeşil biber. Kurban olayım, güzel bir salata yapayım size. Cızır cızır şöyle güzel ya. Yok, Bahtiyar abi ya. Allah daha çok cızırdatsın, şey olsun. Biz çorba içmeye geldik abi. Butik, çorba yok. He? Allah Allah. Yok, niye çorba yok kardeşim? Şimdi Alper'cim, yengem yok. Çorbayı da yengem yapıyordu. Yengem olmadığına göre çorba da yok. Sinan, sen karışma demedin mi oğlum? Niye aramıza giriyorsun böyle? Yalan mı söylüyorum peki, ne var? Alper'cim, biz yavaş kalkalım kardeşim. Butik! Hayırdır? Psikos. Nereye kalkıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bahtiyar abi, dükkana gitmemiz lazım. Dilara. Yalnız değil mi kız? Dilara tek abi, şimdi müşteri gelirse kız sıkışmasın. Biz gidelim, yardımcı olalım. Evet. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Hadi. Silah gülüyor. Rıza. Efendim bir denem. Sen balığa girişsen mi yavaştan artık ha? Balığa mı? Balığa birazdan girişeceğiz yani. Şimdi niye başlamıyorsun yapmaya? Ya şimdi işte hamsiler içeride birazcık dursunlar onlar. Onları temizlettim iyice. Orada biraz beklemeleri lazım. Biraz beklesinler, kanları mangalara akacak. Orada işler var. Kanal değiştir bari, bunu mu izleyeceğiz? Neyi var, beğenemedim mi? Güzel. Benim pembe dizim başlayacak birazdan diğer kanalda. Mazip aslam ya. Pembe dizi mi izleyeceğiz şimdi ya? Saçma sapan pembe diziler. Hem zaten izleme öyle dizileri ya. Elin İspanyol'un hayatından bizlere ne? Bunu izlemek de iyidir. Yok bu güzel. Güzel bir program bu. Daha faydalı bir program. Nesi faydalıymış? Ya nesi faydalı olur mu? Eğlenceli olmasının yanı sıra öğretici ve de geliştirici. İyi yani, güzel. Öğretici bu. Kolay gelsin Ferdi. Sağ ol Levent. Şu parayı bozabilir misin? Tabii ver bozayım. Hayırdır? Düşünceli gördüm seni. Yo, düşünceli değilim. Nasıl yok? Düşündüğün bir şey yok mu? Ya Levent ya. Ya tamam Ferundeciğim, bir cevap ver artık ya yani. Vereceğim bir cevap ya. Düşünüyorum hala ben Levent. Tamam o zaman, peki. Parayı unuttun. He, ya onu konu açılsın diye getirmiştim. Şimdi ben unutmuş gibi yapacağım. Tekrar geri geleceğim. O zamana kadar düşün, olur mu?
Bu bile ben. Al işte bitti. Şimdi baloğa girişebilirim. Sen de rahat rahat o pemboş dizini izlersin. Benim dizim de bitmiştir ki. Bu sırada dizi mi kalır? Ha. İyi ben bak baloğu yapayım. Yarın da şey yapalım. Bir çamaşır makinesi bakalım bir denem. Çamaşır makinesi mi? He. Ben bu kutmalle bozdum bu çamaşır makinesini zaten. Aslında istesem yaparım da. Yok aman Rızam yok yok. Yok yok yapmayacağım zaten. Yapmayacağım. Emekli olayım. Emekliliğin tadını çıkarmaya başlayacağım. Emekli olduktan sonra daha rahat rahat. Zaten seninle de yıllardır ilgilenemedim frambuazlı pastam. Sen de hiç şikayet etmedin. Ama emekli olduktan sonra seninle ilgileneceğim frambuazlı pastam. Bak yap bir liste. Bir liste yap. Hayat bizim için yeniden başlıyor. Rıza. Efendim bir denem. İyi ki emekli oluyorsun ha. İyi ki bir denem. Ve balığı yap. Balık balık. Yani Levent hala düşünmesi bitmediyse yani oturup bir şüphelenmek lazım diye düşünüyorum. Öyle mi diyorsun Erhat Usta? Tabii canım yani ne yalan söyleyeyim. Yani bir iş bu kadar sürüncemede bırakılmaz. Ama ben size dedim biraz zaman lazım diye. Ben şimdi teklifi geri alsam olmaz değil mi? Ne diye? Sonra bir daha edeceğim. Birbirimizi daha iyi tanıdıktan sonra diye. O zaman kesin Ferunda'nın ayakkabısını kafana yersin. Ne yapacağım ben şimdi? Bekleyeceksin Levent. Ya iyi de abi ben daha fazla beklemek istemiyorum. Ya onu diyorum işte. Yine bekleyeceksin. Yani başka çaren yok. O kadar. Nasılsın Nevzat abi? Nasıl olayım Evhan işte görüyorsun. İşe başlamadın mı peki? Yok daha başlamadım. Bir şey demiyorlar mı? Demezler mi ya? Diyorlar tabii soruşturma bile açmışlar. Soruşturma mı? Ne olacak peki? Yani en fazla memuriyet siciline işler. Ama o da bundan sonra bir işime yaramayacak zaten. Neden? Ya millet yengemin çorbasını ölüyor bitiyor abi. Ne yapayım ben ne yapayım? Haklısın kardeş. Yenge. Bodrum'un anahtarı burada kalmış da onu almaya geldim. Ya yengeciğim söyleseydin bana ben getirirdim sana ya ne olacak? Yok anam yok. İşiniz aksar. Ben kendim alırım. Ne var sen yoksan dükkanda iş de aksıyor. Güç de aksıyor gülüm. Dünen öyle demiyordun ama. Ya düne bakma işte yani. Hata ettim o sözler için. Kusura bakma. Yok yok. Ben buraya niye geleyim bir daha? Değil mi? İşinize gücünüze karışmayayım. Ya ne bak şimdi etme Allah'ını seversen. Bak bu dükkanın düzenini, bereketini, tadını, tuzunu, neşesini sen getiriyorsun ya. Bunu anladım. Etme işte. İşler aksadı ya onun için diyor. Ya yok aksamadı ama bizi bırakma Nebat. Biz bunu anladık. Bu dükkan sensiz olmaz. İyi. Gitmeyeceksin değil mi? Kalacağım burada. İyi tamam haydi. Çok naz etmeyeyim ben de. Ama bir şey diyeyim mi? Benim tadımı tuzumu da hep bu getirir. Alayım o zaman ben de. Kalk kalk ne var vallahi. Beni bırakma. Yok bırakmam bırakmam aile. O zaman ben sizi bırakıyorum. Yalnız bırakıyorum. Baş başa bırakıyorum. Ben kahveye gidiyorum kahve içmeye. Siz de baş başa kalın. Tamam haydi. Yo, bir dakika. Öyle yengen geldi diye sana gün doğmadı kardeş. Öyle kahveye maviye gidiş yok. Biz yengenle gidelim şurada kahvemizi içelim. Keyfimizi yapalım değil mi? Aması maması yok. Yengem bugün izinde kardeşim. Yok. Boş ver. Gitsin. Bak hadi, demin üzülmüştüm. Yengen geldi bak bari yüzüme neşe geldi ha. Gitsin dedi. Tamam hadi gitsin. İzin verdi. Boş ver. İzin verdi. Ben gidiyorum. Gitsin ya. Hadi git kızım git hadi. Ne zaman içeceğiz? İçeri de ağzına dur de ama ha. Kalbimi kırıp durma benim. Vallahi gitti mi bir daha gelmem ha. Yok, gitme ne be. Yok gitmem tamam. Sen bana bak. Böyle bazen konuşurum ama dilimde ben. He biliyorum ama. Yüreğim biliyorum kız. Biliyorum tamam. Site devo içina mamo se magia na yuba vo monche te doya ya sanyala sam na ljubava moma, svi ostali
Yapmam o bez kısmet of ama. Amore, ben gençken daha güzel söyleydim şarkı. Şimdi kocaladım, bir şey oldu. Ay yok anneciğim, çok güzel söyledim. Ben de mutfakta uyuyakalacaktım vallahi. Ama diyelim sana bir şey. Vallahi sizi... Diyelim sana bir şey. Ben sizi üzledim. Ama onları daha çok üzledim. Vallahi burnumda tüteyler. Cennet gibi kokaylar. Çok üzlemişim onları. Ah Fatu anacığım ya, onlar da seni çok özlediler. İnan bana. Ay canım benim. Canım benim. Çok seveyim onları ben çok. Babaanne bitti mi şarkı? Siz uyudunuz, onun için bitti. Bak gördün mü seni ne kadar özlediler. İstek şarkı bile yapıyorlar artık. Bir daha babaanne. Dur. Gel yatırayım. Sessin, babaanne çok tatlı. Sessin çok tatlı. Al çok babaannesi. Kucağıma büyüle. Al ben. Hadi bakalım. Ah, babaanne söylesin, siz uyuyun bakalım. Çok özlemiş sizi babaanneniz. Babaanneniz çok seviyor sizi. Çok çok izlemişim. Çok. Sülerim, nasıl sülemem bir tane de, ama sahi uyuyasın. Uyacak mısın? Uyuyacağım. Ha, bravo sana. O bak. Süleyim şimdi sana bir tane arnavutça. Olur mu? Olur. Tamam. Pikmas pari dola nonu ne kuytova. Ya bir cevap için bu kadar bekletilmez ki abi ya. Olsun Levent'ciğim. Olsun yani. Geç olsun, güç olmasın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hı. Yani bu zamana kadar beklemesi hiç hayra alamet değil. Ya bir durun Allah'ı severseniz ya. Uşak'ın zaten canı sıkı. Bir de siz üstüne gidiyorsunuz. Yok abi, bu iş böyle olmayacak. Gidip konuşacağım ya. Yani vereceği bir cevap, söyleyeceği tek bir söz. Evet ya da hayır abi ya. Yani Levent'ciğim, belki de seni yani üzmek istemediği için söyleyemiyordur ha. Hayır diyemediği için. Ya abi hayır desin ya. En azından bir cevap vermiş olur. Ben de ne yapacağımı bilirim. En azından burada belirsizlikler içinde beklemem ya. Tamam dur, sakin ol sen. Sen al bir çay daha iç. Tamam mı? Belki eve geçerken sana cevabını söyler. Söyler, söyler. Söyle diyor. Söylemezse de ben yapacağımı biliyorum. Hayır, ne yapacağım? Ne yapacaksın? Bilmiyorum abi. Gerçekten ben de bilmiyorum. Onun için bir çay, sakin ol. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Biraz durgunsun da. Ya, yorgunum sadece. İş mi yaptın? Ne iş yaptın? İş yapmadım. Yani film izledim. Ne filmi? Güzel miydi? Pek değildi. Yani bir adam vardı. Eski sevgilisini görüyordu ve onun peşinden gidiyordu. Saçmalık. Saçma değil bence. Niye? Bilmem, bence değil. Sence ilk aşklar böyle şeyler yaptırır mı insana? Ne bileyim ben, ilk aşkına bağlı. Senin izlediğin filmde adam demek ki unutamamış. Erkekler ilk aşklarını unutamazlar mı? Erkeklerle ne alakası var? Yani kadınların da olabilir yani. Kadın erkek fark ediyor mu? Sen unuttun mu mesela? Konunun bende ne ilgisi var? Sormak istedim. Unuttun mu? Bir saçma sapan bir soru Allah aşkına yani. Ben sana soruyor muyum böyle şeyler? Sor. Niye sorayım? Ya sor. Sormasaydın da ben söylerdim. Yani ben unutamasaydım bile senin gibi gidip ilk aşkımla görüşmezdim. Anlamadım. Çatay. Anlamıyormuş gibi yapma. Seçil'le buluştuğunu biliyorum. Hatta sana verdiği mektubu bile okudum. Sen de atmaya kıyamadığına göre hala onu unutamamışsın demek. Ya Ameli. Ya Ameli. Ya. Anlatayım mı?
güçlü. Ben birazdan kalkarım. Sen toplarsın, kapatırsın burayı. Tamam, tamam, merak etme. Tamam, tamamdır. Levent'ten haber geldi mi Levent şeyinden? Şey, ne haberi ya? Yok başkanım, hala bekliyorlar. Şey İdris, bu Levent evlenme teklif etti ya, onun cevabını bekliyor. Hayırlısı olsun. Hayırlısı tabii, hayırlısı ama o daha çok bekler gibime geliyor değil mi? Benziyor da. Bu belirsizlik beni öldürüyor Bekir abi ya. Ya hele buna ya. Ya sabret Levent, sabret. Ne demişler? Sabreden derviş muradına ermiş. Doğru. Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar bacı. İyi akşamlar. Şuna baksana abi, hiçbir şey olmamış gibi iyi akşamlar diyor. Böyle olmayacak bak şimdi. Ferun de. Efendim Levent. Ya bak biliyorum çok düşündün. Belki hala düşünüyorsun ama artık kurban olayım bir cevap ver ya. Tamam cevabın hayırsa da olsun. Ben seni yine sevmeye devam edeceğim. Benim için bir şey değişmeyecek. Ama bir cevap ver ya. Ben düşündüm ve kararımı verdim Levent. Ne? Evet çok düşündüm. Kararın nedir? Çok düşündüm ve ben sana evet diyorum Levent. Sağlık olsun Ferun'da. Yani dediğim gibi ben yine seni sevmeye devam edeceğim. Ben de hiçbir şey değişmedi. Levent anlamadı galiba. Ben böyle bir şey görmedim. Oğlum evet diyor, evet. Ne? Evet diyor. Evet. Evet dedi bana. He? Bana evet dedi ya. Evet. Kaldın öyle. Evet dedi abi. Evet, evet dedi. Ya ben açıkçası beklemiyordum evet ama. Allah Allah. Evet. Sevindin mi? Sevinmez miyim abi ya? Allah sizden razı olsun abi. Çağatay'cığım. Bu kız niye içeride ağlıyor? Ha? Ay ne oluyor ben anlamıyorum. Evladım ben bütün gün yüzü gülsün diye morayı düzelsin diyor. Yapmadığım şey kalmıyor. Sen geliyorsun. Bir şey ne söylüyorsan ne oluyorsun gene bak. İki göz iki çeşme ağlıyor bu kız. Çağatay. Biz geldik. Hoş geldiniz canım. Merhaba anneciğim. Gel. Gel. Geçin siz. Ben bir ameliye bakıp geleceğim. Ne oldu Çağatay? Ameli Seçil'le buluştuğumu öğrendi. Ne?